Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir ay kala videosuyla karşınızdayım. Yeniden bir ay kala diyoruz. Bir ay kala neler yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda arkadaşlar. Hemen uzatmadan ben konumuza gireyim, dalayım böyle. Tabii kanala işte abone olma vesaire bunları söylemiyorum artık, biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, tabii ki de bu bir aylık süreç bir önceki bir aylık süreçle aynı olmayacak. Yani iptal olan sınav hazırlandığımız zamandaki bir aylık süreçle aynı olmayacak. O zamanlar işte konu yetişmiyordu. İşte denemelere geçsem mi, geç mi kaldım vesaire gibi durumlar vardı. Tabii şu anki durum daha farklı arkadaşlar. Size bir fırsat doğdu. Her videoda ben bunu söylüyorum yani. Çünkü gördüğüm şu, işte KPSS 2022 yani iptal olan sınav kötü oldu. İşte güvenimiz kalmadı vesaire. Önümüzdeki sınav da öyle olursa diye böyle negatif aşılayan insanlar var arkadaşlar. Bunu kendiniz de kendinize yapıyor olabilirsiniz. İşte ben buna engel olmak için elimden geldiğince bunun bir fırsat olduğunu size söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Söylüyorum hatta. Buna böyle bakmak lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tabii ki de hiç birimiz istemezdik böyle kötü bir süreç olsun. Ama yine de olumlu tarafından bakacak olursak, atıyorum tamam sana 90 yetiyordu belki. Sen de denemelerinde 90 yapıyordun. Sınavda işte 90 yapmak için girdin. Ama şu an mesela onu değerlendirsen, ya bana zaten 90 yetiyor deyip böyle bırakmayıp 100'ü hedeflesen mesela. İşte 95, 100 neti hedeflesen. Onları yapsan, yani şu an o fırsat da var. Hala var yani, 40 gün kala da vardı. Şu an bir ay var. Yine var o imkan arkadaşlar. O fırsat. Yeter ki sen değerlendir. Yani şu an daha da garantiye almak için, iyi yapanlar için söylüyorum. Yani hani KPSS 2022 de belki iyi yaptı yani. O iptal olan sınavda iyi yaptı belki. Geldi buraya. Şimdi ben ne yapacağım diye kara kara düşünüyor olabilir. Ya o sınavda iyi yaptıysan yine yaparsın. Merak etme. Ya o sınavda bazı dersler kolay, bazı dersler işte zorlamışlardı. Tabii işte bazı alakasız konular da vardı. Ama yani burada da yine olacak. Hani belki orada Türkçe işte birazcık daha kolaylaştıracaklar. Matematiği biraz zorlayacaklar belki. Bu şekilde olacak. Yine aynı zorluk düzeyinde bir şey olacak. Zaten hepsi zor, hepsi kolay olmuyor genelde. Dengeyi kuruyorlar arkadaşlar. Yani iyi yapanlar yine burada daha iyisini yapmak için fırsat doğdu. Kötü yapanlar için de yani nerede hata yaptım bunları görmesi için fırsat doğdu. Şu an bir ay kalan neler yapmalısınız? Özellikle işte kötü yapanlar için bunlara da değineceğim. Neden o sınavda kötü yaptık? Birazcık bunları hani kendi üzerimizden bakmamız, irdelememiz ve analiz etmemiz lazım arkadaşlar. Yani gidip de böyle tamam sınav kötüydü demek kolay. Yani suçu başkasına atıyorsun, bitti. Ama onun haricinde yapabilenler de vardı bu sınavı. Yapabilen nasıl yaptı? Hemen diyor ki yok işte soruları çalmıştır, olmuş. Arkadaşlar böyle çamur atmak yerine birazcık gerçekten artık bu kafadan çıkmamız lazım. Yani yapabilen insanlar yaptı yani. Demek ki hani bakın arkadaşlar şu tarafı vardı. Evet bu sınav bir sizin için bir ölçüt olmamalı ama bu sınavda şunu da gördük. Çoğu kişi direkt böyle ezbere çalışmış. Yani birazcık yorum katma olayı yok. Çoğu kişide bu yoktu. Bunu görmüş olduk arkadaşlar. Birazcık bak bu yönümüze dikkat etmemiz lazım. Bu yöne daha çok çalışmamız lazım. Mesela özellikle tarihte diyor. Gidip videolardan böyle hocayı dinleyerek ezbere kendisi odaklanarak kendisi çalışmayıp böyle sadece birinin anlatımını dinleyen insanlar yani bence başarı oranı daha az olur arkadaşlar. Çünkü kendiniz yapıyorsanız kendi notlarınızdan, kendi kitabınızdan yapıyorsanız neyin neden olduğunu irdeleme şansınız daha fazla oluyor. Yani birinin anlatması var, bir kendi çalışmanız var. Orada biri anlatırken detaylar kaçıyor. Tamam bir hani atıyorum hani Cem Yılmaz gösterisi izliyorsunuz. Cem Yılmaz anlatınca komik geliyor değil mi? Ya işte anlıyorsun gibi geliyor, komik geliyor vesaire. Sen birini anlatmaya çalışınca olmuyor değil mi? İşte aynı şekilde sınava anlatmaya çalışınca sen o konuları sınavda yemiyor işte arkadaşlar o. O yüzden ne yapacaksınız? Size tavsiyem mümkün olduğunca böyle hani notlardan, kitaplardan kendiniz çalışın tamam mı? Birinin anlatması değil, kendiniz çalışın. Bu şekilde çalıştığınızda yorumlamayı da, hız kazanmayı da geliştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu sadece ders çalışmak olarak görmeyin. Bu size daha fazla şey katıyor. Farklı farklı şeyler katıyor. İşte buna dikkat edin. Ha ben zaten kitaptan çalışıyordum ama yine yapamadım diyenler. Arkadaşlar tabii ki de hani kitaptan çalıştın diye de yorumluyorsun anlamına gelmiyor. İşte yorumlamayı öğren, neden olduğunu, nasıl yani bu neden oldu, niye böyle? Sürekli sor bunu. Hani ezberleyip geçme direkt böyle. Hani ekber verçe sistemi geldi. Neden geldi? Niye böyle? Sor mesela kendine. Tamam işte 1. Ahmet döneminde geldi bitti bu. Hani bu olmamalı arkadaşlar. Yani neden? Nedenini söyle. Niye öyle oldu? Bunu kendi sorgularsan işte o zaman yorumlamaya başlarsın. O zaman yapmaya da başlarsın. Tabii ki de tek etken bu olmadı. Odaklanamadık. Bunun sıkıntısını yaşadık. İşte şu bir ayda buna daha çok eğilmemiz lazım. Yani arkadaşlar size tavsiyem şu olur. Hız konusunda sıkıntı yaşandı genelde ve odaklanma konusunda sıkıntı yaşandı. Ve yanlış strateji uygulandı. Bu konuda sıkıntı yaşandı. Arkadaşlar mesela çoğu kişiden şunu duydum. Türkçeden matematiği göremedik bile. Geçemedik diğer derslere. Ya arkadaşlar Türkçe yapmak zorunda değilsin sen. Bak diğer tarafta 90 tane soru var. Sen buradan çok iyi yapıp 80-85 tanesini yapsan
10 tane Türkçe yapsam bile ne oluyor? 95 oluyor değil mi? Tabii ki de Türkçe 10 yapmazsın bence. Daha da iyi yapacaksın. Hatta bu sınavda daha da iyi yapacaksınız. Ben inanıyorum. Daha yapılabilir olacak. Ama şunu bahane olarak göstermeyin. Türkçe işte takıldık kaldık, diğerlerini göremedik. Ya bırak Türkçeyi madem yapamayacağını anladın, bırak. Matematiğe geç. Matematiği zor değildi yani. Diğer tarafa geç. Coğrafyası zor değildi. Tam tarihle vatandaşlık birazcık değişik sorular vardı ama hani diğer tarafa geçip orayı görüp oradan iyi netler çıkarabilirdin. Ya bu sınav iptal olmasaydı? Ne yapabilirdin? Hiçbir şey yapamazdın. Sonrasında ne olacaktı? Seneye bir daha hazırlanacaktın mecbur. Yani veya işte 2024'te. Ne kadar şikayet edersen et. Ya senin memur olmak istiyorsan tek kapın bu. Birazcık oyunu kurallarına göre oynamak lazım. Bunu söylüyorum. Tabii ki de yapılanı ben doğru bulmuyorum. Yani bunu burada açıkça belirtmek de artık bana çok şey geliyor ama bazı arkadaşlar ne yazık ki beni anlamıyor. Açıkça belirtiyorum. Sınav evet saçma alakası şeyler vardı ama kolay olan tarafları da vardı. Buna tarafsız, objektif bakmamız lazım. Şu kalan süreçte arkadaşlar hız konusunu size tavsiyem şu şekilde. Bence daha kısa sürede çözmeye çalışın denemelerinizi. Ondan sonrasında işte bir soruyu anlama, okuma, hızlı okuma işte hızlı anlama vesaire, hızlı çözümleme anlamında yapacağınız en iyi şey tekrarlarınızı yapmak ve hızlı tekrar yapmak arkadaşlar. Çünkü ben ne kadar dediysem de ben o kadar sürede tekrar edemiyorum, ben onu yapamıyorum, ben bunu yapamıyorum diyen insanlar çoktu. Arkadaşlar bakın, hem rahatınıza düşkün olup hem de iyi bir net çıkarmayı hayal bile etmeyin yani. Öyle rahatına düşkün olarak olmaz. Birazcık kendinden bir şeyler, yani fedakarlık gerekiyor bu süreçte. O yüzden hani böyle yavaş yavaş mıy 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 olursa sınavda da aynısı olur ve sınavda bir de ekstra sınavın heyecanı olacak ki yine bunu kontrol edemeyen çok insan oldu. O yüzden arkadaşlar denemeler önemli. Denemeleri gerçek sınava giriyormuş gibi çözün. Böyle ya yine çözüyoruz gibi değil de her sabah böyle sanki gerçekten sınava giriyormuş o psikolojiyle çözmeye çalışın. Tamam mı? Sanki o sınav senin tek sınavınmış gibi o psikolojiyle çözmeye çalış. Şimdi ben genel hatlarıyla böyle bahsettim. Hani net bir şekilde son bir ay kala neler yapabilirsiniz onlardan da bahsedeyim ve videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bir ay kaldı. Hocam denemeleri çözeyim mi? Bence şu an hani konu eksiği olanlar özellikle konu eksiği olmasa bile biliyor olsa bile bence o kişilerde yani herkes şu an denemeye çok acele etmesin. Yani her gün çözmesine gerek yok bence. Hani son 3 hafta kala, 2 hafta kala yani bir hafta sonra veya 2 hafta sonra seri denemelere geçebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar deneme yine çözeceksiniz. Deneme önemli. Şu anda çözün bak. Şu an bırakın demiyorum. Şu an deneme çözmeyin demiyorum. Ama haftada 2-3 çözün. Her gün çözmeye son 3 hafta kala veya 2 hafta kala artık kendinizi bilirsiniz. Durumunuza göre o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Denemeyi böyle dedim. Soru bankası branş. Arkadaşlar ben konusunu böyle çok iyi bilen, konuları iyi halletmiş kişilerin branş çözmesini ama eksik oldukları konular varsa, tam oturtmadığı varsa onunla ilgili soru çözmesini söyledim. Tabii ki de ikisini almanıza illa gerek yok. Yani hem deneme çözüyor olacaksınız, onu branş gibi sayabilirsiniz. Hani soru bankasından çözebilirsiniz. Elinize ne gelirse arkadaşlar artık oradan buradan internetten kitaplar vesaire hani ne olursa işte ALES, DGS, belki bazı YKS'ler vesaire hani Türkçe'de mesela örnek veriyorum. Bunları arkadaşlar çözebilirsiniz. Önünüze ne gelirse, elinize ne gelirse çözün gitsin, tamam mı? Bunları düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü yani şu an bir daha yeni kitap almak hani maddi anlamda zorlayacak yani. O yüzden şu an elinizde hangi imkanlar varsa onları yapın. Tekrarlarınızı kesinlikle bırakmayın. Tekrarlar çok önemli. Bunun haricinde yani tekrarlar dedik, denemeyi nasıl çözeceğinizi söyledim. Soru bankası branş dedik arkadaşlar. Yani bir ay kaldı yine böyle bir sanki yani bir zaman dilimine sıkışmış gibi bir ay kala, bir ay kala, bir ay kala bu son olacak inşallah. Arkadaşlar yani kalan sürede psikolojinizi daha çok böyle daha güçlü tutmanız lazım. Öncekinde garanti bir şey vardı biliyordunuz. Önünüzde bir sınav var. O sınava gireceksiniz ve sonrasında bitecek diye düşünüyordunuz. Şimdi bir şüphe oluştu. Bu şüpheden kurtulmak lazım. Daha böyle odaklı ve motive bir şekilde hazırlanmak lazım. Tabii ki de bu ilkine göre daha zor ama ben başaracağınıza inanıyorum arkadaşlar. Bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani genel hatlarıyla hem sınav analizi yapmış olduk hem bu sınavla ilgili nelere dikkat etmeniz lazım onlardan bahsettim. Hem bir ay kadar neler yapmalısınız onlardan bahsettim arkadaşlar. Yine böyle hani detaylı, spesifik bazı sorularınız olabilir. Bana onları yorumlarda sorun. Ben buradan hani videoyu uzatıp da böyle yarım saat, bir saatlik bir video yapmak istemiyorum. Genel hatlarıyla bahsediyorum zaten ben. Sizler de bana yorumlarda sorun arkadaşlar. Merak ettikleriniz varsa seve seve cevaplarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.